Evet dostlar, merhabalar kardeşlerim. Şimdi ikinci bölümün 27'den 30'a kadar olan köşe taşlarını da bu videomuzda gömelim istedim arkadaşlarım. 27 numarada çok güzel köşe taşlarımız var. Çok güzel sorularımız var 27 numaralı köşe taşında. Hiç hız kaybetmiyorum. Hemen şöyle önce bir köşe taşımızın numarasını gösterdik. Şuradan da ilk sorumuzla başlayalım. Odaklanmayı da ayarlayalım tabii ki. Evet. Bakalım ne diyor dostum. Şimdi canım kardeşim, burada sana şunu öğretmeye çalışıyor. Muhteşem üçlü dediğimiz olayı öğretiyor kardeşler. Şimdi muhteşem üçlü şuydu. Hipotenüs, yani dik üçgendeki 90'ın karşısındaki kenar hipotenüs ikiye bölünmüş bak. Sen hemen şunu yapacaksın. Bu 90 dereceden hipotenüsün tam ortasına kenar ortayını çizeceksin ve bileceksin ki artık bu kenarortay şu hipotenüsün yarısı uzunluğuna eşittir. Hemen buraya da tık tık işaretini koydum. Ve bak böylelikle ne çıktı karşına? Şurada bir ikizkenar çıktı. Yani artık şu açıyla şu açı kesin eşit. E hocam, şurada da bir ikizkenar çıktı. Yani 20 ile şuradaki açı eşit. O zaman hemen buraya 20 yazalım. Bakın burası toplamda 50 oldu. Ve son olarak öğretmenim, şurası da tık tık, burası da tık tık vermiş soru bize. Yani bunlar da ikizkenar çıktı. O halde şu açıyla şu açı da birbirine eşit. Hatta tepemiz 50 ya. 50 ise 130 kalır bu iki kerataya. Kardeş kardeş 65 65 paylaşırlar bu 130'u. Bakalım ne soruyor bize? A, E, D. Yani şuradaki 65'i soruyor. O zaman cevabım Edirne'den geldi diyorum ben de. Ve geçiyorum 2 numaraya. Evet, yine bakın dostum, 90 derecenin karşısındaki kenar ikiye bölünmüş. Aklıma muhteşem üçlü hemen geldi ve ben bu 90 dereceden tam hipotenüsün ortasına bir çizgi çizdim. Adına kenar ortay dedim çünkü kenarı ikiye böldü. Ve dedim ki bu kenar ortayda mutlaka hipotenüsün yarısına eşit. Buraya da ben bir tık tık koyayım. Şurada bir ikizkenar çıktı karşıma. Burası da 70. Şurası 110, toplamı 110. Ve 110'sa diyorum ki kardeşim buraya, 110'sa şu iki açıda ikizkenardan dolayı eşit olduğuna göre bu iki kerataya 70 kalıyor toplamına ve 35 35 paylaşıyorlar bu 70'i. Neyi soruyormuş? DEC DEC. Şuradaki 35'i soruyor bize. Cevabım Ceyhan'dan geldi bile. Evet, şuna bakalım şimdi yine. Muhteşem üçlümüz var yine dostlarım. Hemen muhteşem üçlümüz hipotenüs ikiye bölündüğü üzere şuradan çizdik ve dedik ki bu da hipotenüsün yarısıdır, tık tıkı koyduk. Bakın hiç haberimiz yokken bile bir ikizkenar üçgen çıktı. Hatta şuraya bakın, bir ikizkenar da burada var. Burası da 60 derece geldi dostum. Ve hatta bakın bu eşkenar üçgene döndü. 60 60. Şurası da 60 olduğu için ben artık buraya da gönül rahatlığıyla tık tıkı koyarım. Sonra şuradaki açı 90 dereceydi, 30 kaldı buraya. Öğretmenim ikizkenardı bu iki kerata. Madem ki ikizkenar, şu tabandaki açılar eşittir bunların ölçüleri ve 30'u çıkarttığımda 180'de 150 kalır bunlara. 75 75 150'yi paylaştılar. Şimdi şuradaki üçlüyü de görüyorsunuz. Kombomuz var burada arkadaşım ve diyorsun ki bunun ölçüsü doğru açı olduğu için 180. Yani 60 75 daha 135. O zaman alfaya kalacak 45 diyeceksin. Cevap da Edirne'den çıkacak dostum. Evet, 4 numaradayız. Artık ne yapacağınızı çok iyi öğrendiniz dostlar. Muhteşem üçlüyü yapıştırın hemen. Şuraya AD'yi çizin ve tık tıkı koyun. Bakın soru demiş ki BD görüyorum. DC'ye onu da gördüm. Bir de DE'ye eşitmiş. Yani şurası da tık tıkmış dostlarım. Bu da eşitmiş. O zaman bu bir ikizkenar, 70 ise şuranın da 70 olduğunu söyleyelim. 70 70 daha 140, buraya da 40 kaldığını belirtelim. Belki de orayı soruyor. Bir bakayım. E A C E A C. Şurayı soruyormuş. Tamam, orayı da buluruz şimdi hemen. Bu açıyı soruyormuş bize. Onu da şuradan bulalım. Şu ikizkenardan bulalım dostlarım. 40 ise şu açımızın da 40 olduğunu, toplamı 70'ti ya. Şu aranan yere de 70 eksi 40'tan 30 kaldığını, yani cevabın Adana olduğunu söyledim. Ve çevirdim hemen arka tarafı. Geldim.
28 numaralı köşe taşımıza birinci sorusundayız hemen. Bakalım ne yapacağız burada. Dostlar çok güzel bir taktik öğreneceksiniz. Bu 4 soru içinde çok güzel bir soru tarzıdır bu. Her soru bankasında ki bu zamana kadar çözdüğümüz soruların hepsi her soru bankasında olacak. Bu kitabımız bu arada öyle kolay bir kitap değil. Haberiniz olsun arkadaşlar. Öyle kolay seviyesinde bir kitap değildir. Orta seviyede bir kitaptır hatta. İşte biraz da içinde yeni nesil sorular da olsa çok daha güzel bir kitap olabilirdi. Hani çok kaliteli bir kitap da olabilirdi. Daha da kaliteli olabilirdi. Kaliteli zaten de. Ama hani hocalarım şunu amaçlamış. Zaten yeni nesil soruları çözebilmeniz için mutlaka klasik soruları çözmeniz lazım. Klasiklerde işi öğreniyorsunuz. Yeni nesiller inanın bana size çok kolay gelecek dostlar. Şimdi burada çok güzel bir taktik öğreneceğiz. Şunu söyleyeceğim size. Soruda bir kenar bile ikiye bölündüyse aklına önce orta taban gelecek. Lütfen yazın bu taktiği bir yere. Bir kenar bile ikiye bölündüyse aklıma önce orta taban gelecek. Şimdi burada da bir uygulayalım. Orta taban neydi? Bir kenarı ikiye bölüyor, diğer kenarı da ikiye bölecek. Bir çizgi çizeceksiniz siz. Şimdi AB, BE'nin iki katıymış. Şuraya bir K diyelim. AB'de iki katıymış, 2K diyelim buraya da biz hemen. Sonra AEEC işte onu gördük. ABC'de 100 vermiş. Onu da yazalım hemen. Şuranın tamamı 100 dereceymiş dostlarım. Ve ben bir kenarın ikiye bölündüğünü gördüğüm için orta taban çizeceğimi artık biliyorum. Hemen şu Edirne noktasından ya sol tarafa doğru çizersin ki bu da olur. Ya da şöyle aşağıya doğru çizelim. Paralel çiziyorum. Şuna paralel olacak. Bunun orta tabanı oldu artık bu. Yani yarısı uzunluğunda oldu. Bu da K. Ve hatta burayı da ikiye böler bu orta taban. Bu tarafı böldüğü gibi bu tarafı da ikiye bölecek mecbur. Ve paralel olduğu kenarın yarısı olacak. Şimdi bakın burada KK bir ikiz kenar çıktı hemen. Önce şunu söyleyelim. Madem paraleller U kuralı var burada. 100 ise şurası kesin 80. Hatta 80 ise burası da 80 oldu ikiz kenardan dolayı. Bizden ne istiyor? A, B, E. Şurayı istiyor. Yani 100 diye tamamı. 20 istiyor bizden. 80'i çıkartın diyor. Aha sana 20'yi işaretledim ben de. Bak bir tane daha yapalım. Şimdi diyeceksin ki burada aslında şunu da de bana hemen. Hocam hani hipotenüs ikiye bölününce muhteşem üçlü aklımıza gelecekti. Evet dostum muhteşem üçlü aklına gelecek. Ama bak ne diyorum? Bir kenar bile ayrım yapmıyorum. Hipotenüslü değildi diye ayrım yapmıyorum. Herhangi bir kenar ikiye bölündüyse önce orta taban gelsin aklına. Baktın orta tabandan yemiyor soru. Muhteşem üçlüye geçeceksin tabii ki. Sen burada mesela ilk önce muhteşem üçlüyü de deneyebilirsin. Yani 90 dereceden şuraya bir çizgi çizip de çözmeye de çalışabilirsin soruyu ama çözemeyeceğini fark ettiğinde aklına lütfen orta taban çizmek gelsin. Bak ben bu Edirne'den sola doğru şöyle bir paralel çiziyorum. Paralel doğru. Bu buraya paraleldir. Dolayısıyla mecbur burayı da ikiye böldü. Şuraya Fransa dersem AF ile artık FB eşittir. Toplam 8 ya burası. 4 şuraya kaldı. 4 de burası olacak. Şuraya da 3 kaldı. Şimdi orta taban paralel olduğunun yarısıydı. O zaman burası da 3 oldu. Bakın dostlar tekrar söylüyorum. Anlamadığınız bir yer varsa hemen benim konu anlatım videolarımı dinleyin. Oralarda hep taktikleri falan söylüyorum zaten. Onları güzel güzel not alın mutlaka. Şimdi bak ne çıktı? Şimdi 90 ise U kuralından bu da 90. Ve burada bir ikiz kenar üçgen var. 3, 3. Hatta ikiz kenar dik üçgen var canım kardeşim. O zaman şuradaki 90 derece ise buralar 45. 45 oldu. Neyi soruyor? A, D, E. A, D, E. Yani şuradaki 45'i soruyor. Ben de Ceyhan'ı çoktan işaretledim. Evet, geldik buna. Şimdi B, D, D, C'ye eşit. 8 var, 2 var, 6 var. X, yani 100 var. X kaç derecedir diye bir soru soruyor. Bakın bir kenar 2'ye bölünmüş. Hemen şu A, B'ye paralel olan şöyle bir doğru çizelim arkadaşlar. Şurayı çizdik. AB'ye paralel. Artık buraya Fransa noktası diyeyim. Fransa'da 2'ye bölecek burayı. Toplam 10 ya burası. 5, 5 bölecek. Şuraya 5. Şuraya da 3 kalacak. Orta taban paralel olduğunun yarısıydı. Buraya da 3 kaldı. Hocam madem ki paralel 100 ise şurası 80 olacak. U kuralından 80'in de iç açısı ne olacak? 100. Şurası 100 yani unutmayın. İkiz kenarsa burası da X'tir.
Peki 2 tane x ile 100'ün toplamı 180 olacak. Demek ki 2x 80, x de 40 gelecek. Yapıştır gelsin. 4 numaradayız dostlarım. Artık siz kendiniz bir çizmeye çalışın. Mesela hemen bu Denizli noktasından AB'ye paralel olan şu çizgiyi çizin. Fransa deyin buraya da. Peki Fransa da 2'ye bölündü. Şöyle gösterelim onu da. Şimdi 80 ise paralel olduğundan dolayı şurası da 80 oldu toplamı. 80. 80, 40 daha 120, şuraya 60 kaldı hatta. E hocam 6 ise bu da 3 oldu mutlaka. Orta taban paralel olduğunun yarısıydı. Şurada da 3, 3 ikiz kenar çıktı. Demek ki burası da 60 derece. Şimdi neyi soruyor? E, D, C. 60 ya burası. İçi ne oldu? 120. 120, 40 daha 160. Şuraya ne kaldı? 20 derece. Zaten orayı da soruyor bize. Evet dostlar, orta tabanı da kullanmasını da öğrendik açı sorularında. Şimdi geldik 29 numaralı köşe taşımıza. Hemen ilk sorumuzu şöyle bir koyalım önümüze. Odaklanmasını da ayarlayalım. Burada da neler varmış bu soru tarzımızda da? Bir sürü ikizkenar üçgenler varmış arkadaşlarım. Odaklayabildim mi ya? Evet. Şimdi bunu kullanacağız tabii ki. Ama bakın muhteşem üçlü var mesela ilk sorumuzda. Bir de bunu da değerlendirelim arkadaşım. Şöyle yani bak, dik açıdan hipotenüse doğru bir çizgi inmiş. O zaman buna da iki çizgi koyalım biz hemen şöyle. Hatta şuraya da iki çizgi yapalım. Bunu da görmüş olun. Şimdi burada kilit nokta var arkadaşlar. Burayı çok iyi öğrenmenizi istiyorum şimdi. İyi dinleyin burayı arkadaşlar. Çok çok iyi dinleyin hatta. İki kat konsantreyle dinleyin. Çünkü ÖSYM çok seviyor. Artık çok seviyor diyeyim. Şimdiki söyleyeceğim kural. Kural şu. Şimdi bundan sonra açı sorusu var. Ama elimizde açı yok. Farkındaysanız bu soruda da öyle. Açı vermemiş. Ama kenar uzunlukları arasına sen bakacaksın ilişkiye. 90 derecenin karşısında bir uzunluk olacak. Ve sen diğer dik kenarlara baktığında biri bunun yarısıysa. Bu durumda soruda 30-60-90 üçgeni vardır diyeceksin. Ve tekrar söylüyorum, bu kuralı eğer bilmiyorsan lütfen konu anlatım videomu bir kerecik izle arkadaşım. Orada göreceksin zaten 30-60-90 üçgeninin nerelerde kullanıldığını. Şimdi bakıyorum 90 derecenin karşısında 2 tane tık tık var. Lan şurası o zaman kesinlikle 30 derece ki, çünkü karşısına bir tane tık tık düşmüş. 90'ın karşısında ne varsa sadece 30'un karşısında yarısı vardır arkadaşım. 30'u buradan buldum. E 30'sa 90'sa şuraya da 60'ı yazarım. Şimdi 60'ı böyle de bulabilirdik ama bu soru bir tık daha kolay. 60'ı şöyle de bulabiliyorsun. Şunların üçünün eşit olduğunu fark ettiğinde eşkenar üçgen deyip 60'ı burada yapıştırıyorsun. Sonra devam edelim. Şurada bir ikizkenar üçgen var. 30 ise şuralara 75, 75 kalıyor. 60, 75 daha 135, x'e de kaldı 45, yapıştır gelsin. Evet, geldik bu sorumuza, bakalım ne diyor. Şimdi burada da bakın 90 derece var, ikizkenar üçgen. O zaman şuraya 45, 45'imizi bir yazalım biz. İkizkenar dik üçgen çünkü bu. 45'leri yerleştirdim hemen buraya. Peki başka ne vermiş? BC diyor AB'nin yarısıdır. Şey pardon, iki katıdır. AB'ye ne dersen diyor, K diyelim. BC iki katı olacak. Burası 2K, yani KK. Ve sen yine şunu fark ettin. Diyeceksin ki hocam 90'ın karşısında 2K varken sadece 30'un karşısında K vardır. O yüzden buraya da 30 dereceyi yapıştırdım. 30, 90, şuranın tamamı 60 olacak. Buraya da 15 derece kaldı. Bunu da yerleştirdim. Başka neler görelim? BD, DC'ye eşitti. Onu gördük mü? Gördük. AB, AE'ye eşitti. Onu da gördük hocam. Şimdi şunu da fark edelim o zaman dostlarım. Bakın bu K, bu da K. E şu da K öğretmenim. Şunu görmenizi istiyorum arkadaşlarım. Şurayı çizersek biz. İnşallah bir işimize yarayacak. Burada bakın bir KK ikizkenar üçgen ama arasındaki açının toplamı 60 derece. O zaman oldu bu eşkenar üçgen. Çünkü bu da 60, bu da 60. Yani şuna da ben tık tıkı koydum. Eşkenar olduğu için tek çizgiye de tık tık diyelim. Demek ki bu tek çizgide tık tık. Bakın şurada ne çıktı? Bir ikizkenar üçgen daha hiç farkında değilken çıktı. Peki şurası kaç dereceydi? 90'dan geriye kaldı 30. 30 ise ikizkenar olduğundan sebep şu açılar eşittir şurayla şurası. Bunlara da 75 75 kaldı ki
45 ile x'in toplamı 75 oldu. Demek ki x 30 dereceymiş dedim. Bursa'dan geldi. Bakın hiç de öyle kolay bir soru değil. Kesinlikle çok orijinal bir soru oldu bu. Peki buradayız. BD DC'ye eşit. Tamam. Bu da bunun yarısı. Hadi gelin burada yine bir şey yapalım mı dostlarım? Bakın bir kenar ikiye bölünmüşse orta taban çizelim hemen şöyle. Burası da 90 derece olacak. Şuna biz 2K dersek burası kesin yarısı olacak K. E hocam bu da 2K'ymiş. Hayda muhabbete bak ne güzel bir şey çıktı can dostum. Şurayı gör. 90 derecenin karşısında 2K varsa sadece 30 derecenin karşısında yarısı vardır. İşte sana 30, 60, 90. İşte ne diyorum? ÖSYM bunu çok sever. Bak iki tane taktik çıktı bu bir soruda. Bir, bir kenar ikiye bölünmüşse orta taban yap. 2 K'ya 2K muhabbetini gördüğün zaman da 30 60 90'ı aklına getir. Ya bu taktikleri bilmen soruda nasıl başlayacağını bilmektir arkadaşlarım. Bizim zamanımızda hocalarımız şöyle derdi. Oğlum buradan bir tane dik indir soru çıkar derdi. Eyvallah hocam tamam lan oradan onu çizince çıkıyor da ben onu çizeceğimi ne zaman öğrenecektim? İşte ben size onu öğretiyorum can dostum. Ben sana ne zaman nerede ne çizmen gerektiğini, ne gördüğünde aklına ne gelmesi gerektiğini öğretiyorum ki işin daha da kolay olsun. Şimdi bu 30'u bulduktan sonra da soru bitti. Bakın iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Yani x ile 5'in toplamı 30'a eşit. Demek ki x 25 yapıştır gelsin. Evet 3 numarada hallettik. 4 numaradayız. Bakalım burada ne yapacağız? Yine aklıma ne geldi? Orta taban da gelebilir, muhteşem üçlü de gelebilir. Hadi önce muhteşem üçlüyü deniyorsun. Hipotenüs ikiye bölündüğü için buraya da tık tık koydun. Ve dedin ki hocam 20 ise şurası da 20'dir. Şurası 70'tir. Burası da 70'tir. Bir de soruyu okuyayım değil mi? Bakalım ne diyor. BD DC'ye eşit. Onu gördük. O da AE'nin 2 katına eşit. Yani AE'ye K dersen BD ile DC 2K. 2K o zaman burası da oldu 2K. Bak yine K'ya 2K'yı gördün mü lan? O zaman ne yapacağız? 30, 60, 90. Diyeceğiz ki 90'ın karşısında 2K varsa sadece 30'un karşısında K vardır. Buraya 30 yapıştırdım. Hatta şurası da 60 derecedir tamamı. 20'si burada olduğu için şu açıya ne kalır? 40. Büyük bir ihtimalle orayı soruyor. Bir bakayım. E, A, C, E. Evet 40'ı soruyormuş dostlarım. Cevap da Edirne'den çıktı. Evet 29 numarada tamamdır. Hadi çevirdik. Son köşe taşımız 30 numara. Bakalım ne diyor. Şimdi burada yine bir formül var dostlar aslında. Yükseklikle açıortay arasındaki açıyı veren formülü öğretmeye çalışmış. Ama biz yine formülsüz çözmeyi deneyelim bunları ilk etapta. Olmadı hemen üstten formülü öğreniriz. Oradan da çözümüne ulaşırız eğer istersek. Şimdi şöyle söylemiş. Açıortay ADBX kaç derecedir diye soruyor. Bir de şunları vermiş bize. B açısından C'yi çıkartırsak 40 kalır diyor. Hatta C'yi bu tarafa atalım. B şuna mı eşit? 40 artı C. Yani şuraya ben A dersem B'de bunun 40 fazlası. 40 artı A olacak. E hadi şunlara da YY diyelim biz. Böyle de olsun. Şimdi ne diyor bize? X kaç derecedir diye soruyor. Lan kural bende zaten üçgende açıda. 1. Eşit açıları görünce aynı harfi yaz. 2. 2 iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. 3. Toplamlarını 180'e eşitle. Hadi büyük üçgenin toplamlarını 180'e eşitleyelim. Bak 2y var. Şuradan a ve a geliyor. 2a var. Ve bir de 40 var arkadaşlarım. Bunların toplamı 180. Hadi 40'ı buraya attın. 2y ile 2a'ya 140 mı kalıyor? Y ile A'ya ne kalıyor bu durumda? 140'ı 2'ye bölüyorsan 70 kalır. Ve bak şuradaki üçgenin iki iç açısının toplamını biliyorsun sen. A ile Y'yi. O zaman bunların toplamı üçüncünün dışına yani X'e eşit mi? Yani Y ile A'nın toplamı aslında X'i veriyormuş. O zaman X de 70 geldi. İkideyiz dostlar. Şimdi ne diyor? ABD, ABD. Şu açımız eşitmiş CBD. CBD şuranın tamamı. Yani şöyle yapalım mı? Biz şuna A diyelim. A artı 16 ya bu taraf. Bu taraf da A artı 16'ymış. Sonra bir de demiş ki ACB, BAC'nin iki katıdır. ACB. Şuraya biz BAC'nin iki katıdır diyor. Şuna X dersek ACB 2X olacak. ACB'ye 2X. Buna da X yazdık. Bu da tamamdır. Buna göre B, A, C.
Yani x kaç derecedir diye de bir soru sormuş. Şimdi bize düşen toplayıp 180'e eşitleme muhabbeti ya da 90'a eşitleyeceğiz. İşte şurada bakın. Şimdi burası 90'sa demek ki a ile 2x'in toplamı da 90. Yazalım. A artı 2x eşittir 90. Okunuyor mu burası diye bakayım. Evet, okunuyor. Şimdi bir tane daha yukarı alayım hatta. Tamam. Bu bir. Bunu bulduk. Hiç pes etmeyin arkadaşlar. Bir şey yazarken de bu benim işime yarar mı diye de düşünmeyin canım kardeşim. Yaz gitsin anasını satayım. Bak bir de şunu gördüm ben. Şuradaki x ile bu x ile şuradaki şu açının şöyle tarayayım ben onu ki sen daha rahat gör. A artı 32 yapıyor bu açı. X ile A artı 32'nin toplamı A artı 32'nin toplamı da 90'a eşit. 32'yi at bu tarafa. A artı x ne çıktı bu durumda canım kardeşim? 32 bu tarafa geçerse 60, 58 mi oldu? Hadi şimdi bir de bunları birbirinden çıkaralım mı şurayı bak. A'lar gitti. Burada x kaldı. 90 eksi 58'de ne yaptı dostum? 32 yaptı. Demek ki aradığım x 32'ymiş. Ceyhan'dan geldi cevap. Evet, 3 numaradayım. Ağzımız da iyice kurudu. Şimdi diyor ki AD açıortay, gördük onu. Diklik var. Bir de şunu vermiş. Şimdi ACB. ACB. Ben şuna x diyeyim. Yani şu açımız x olsun. Eksi x'i bu tarafa artı x olarak geçirelim şunu. Demek ki ABC neye eşit? 40 artı x'e. ABC. Şurası toplam 40 artı x'miş dostlar. HBD'yi soruyor. Şurayı da bize soruyor. Şu açıda bize sorulan açı. Bakalım kaç derece çıkacak orası. Şimdi şuna biz bir A diyelim. Şuna da A diyelim. Bu bir işimize yarar inşallah. Şuradaki A ile X'in toplamı şuraya eşit dostum. A artı X'dir bu açının ölçüsü. A artı X diyelim. Başka bir şey vermiş miydi soruda bize? Vermemiş lan. Hepsi bu kadar mı ya? Nasıl çözeceğiz oğlum biz buradan? Ne yapacağız şimdi böyle bir durumda? Pes etmeyeceğiz. Gördüğümüz her şeyi yerleştireceğiz. İnşallah bir şekilde çıkacak karşımıza dostlarım. Hiç korkmayın. Telaş da yapmayın. İnşallah çıkacak bu soru. Hatta bulduğum gibi de bir şey yani de yine de şöyle bir düşünelim. Şimdi bir kural geldi aklıma ama o kurala geçmeden önce şöyle bir bakayım ben. Başka bir yolla çözebilir miyiz diye. Şurayı biliyor muyuz? Hayır. A artı x dedik buraya. Mecbur yok ya. O kuralı da yapacağım herhalde arkadaşlar. Şu geldi benim aklıma da ilk önce. Şunu şöyle biraz daha uzatırsanız. Kayı dediğim kural var arkadaşlar. Yine hemen konu anlatım videolarıma bakarsanız orada da görürsünüz mutlaka. Kayı dediğim kural şu. Bir açıortay yükseklikse aynı zamanda kenarortaydır ve bu üçgen ikizkenardır. Bunu söyleyeceğim dostlarım. Şimdi burası ikizkenar. Şurayı da konuşalım. Demek ki şu açıyla şu açı birbirine eşit olacak. Şurayı çizdiğimde çok mu karıştırdım? Çok mu uzattım aslında ya? Ya biraz uzattım gibi geldi bana. Buradan değil de başka bir yol deneyelim biz. Şuradaki A ise buraya 90 eksi A diyeyim ben. Burası da 90 eksi A olsun. Bir de şu şunu yapsak yetiyormuş ya. Ne kadar uzattık halbuki ya. Tüh, çok uzatmışım arkadaşlar. Şu üçgenin iç açılarını toplamak aklıma bir türlü gelmedi ya. Hadi toplayalım. 2A X ve 40 artı X'in toplamı 180. Yazıyorum. 2A olur. 2x olur bir de 40 olur. 40'ı da 180'den çıkartırsam 140 oldu. Demek ki a artı x eşittir 70. Lan 20 çıktı bile soru ya. Çok uzattım ben. Neyse. Şimdi şuraya da a artı x demiştik ya. Demek ki burası 70. Şurası 90'sa hocam. 90, 70 daha 160. Aha da aranan küçük açıya da 20 derece kaldı. Yapıştır gelsin. Evet. Hadi son sorudayız arkadaşlarım. Sonra yatağa gideceğiz, uyuyacağız artık. Şimdi BAC 3'ün bir katı olacak. BAC'ye hemen 3K diyelim. ACB ACB'de 2'nin bir katı olacak. 2K diyelim. Buna göre ACB yani 2K kaç derecedir diye de bir soru sormuş bize. İsterseniz burada da direkt formülü uygulayalım arkadaşlarım. Şimdi şu açıortay ya. Açıortayla yüksekliğin arasındaki açı şu ikinin farkının şu ikisinin farkının yarısı. Yani 10 derece neye eşit? 3K'dan 2K'yı çıkart. K'nın yarısı. Demek ki K 20. Bana neyi soruyordu? ACB 2K'yı soruyordu. 2 tane 20'den 40'tır sorunun cevabı dedik. Ve böylelikle ikinci bölümünde
köşe taşlarını bitirmiş olduk. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi söyledim ama bir daha söyleyeyim. Çünkü bunu soracaksınız muhtemelen. Ben ÖSYM sorularını çözmeyeceğim. Çünkü her yerde ÖSYM sorularının çözümleri var. Bu bir. İlk konunun tarama testini çözdüm ama konu testini çözmedim. Neden? Gına geldi ve o konu sınavda çıkmayacağı için çok da çözmek istemedim açıkçası. Köşe taşları yeterlidir diye düşündüm. Ama bir de tarama testinde ekstra çözüm. Hani onu da çözmeyecektim ama yine de bir çözeyim istedim. İlk konuyu çok önemsemeyin arkadaşlar. Hani biraz böyle köşe taşlarını izleyip geçin. Yeterli olur. Ondan sonraki konular önemlidir. Bir de bu derece, dakika, saniye soruları da çok önemli değildi ama onları da çözüyorum. Yine ikinci bölümde olduğu için. Evet dostlar, hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.